Merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Grand Theft Auto 5'teyiz. Yani büyük araba hırsızlığının 5'indeyiz. Peşindeymişiz demiş gibi oldum. Arkadaşlar şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum artık. Evet. Şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Ben videomu kendi ekran kartımla çekiyorum. İşlemcinin grafiğiyle çekemiyorum. Çünkü benim ekran kartım Nvidia ve işlemcinin grafiği AMD olduğundan dolayı crossfire yapılmıyor. Sadece şu şekilde bir yükseliş oluyor. Yani arka planda 4 GB RAM olarak gösteriyor bana ekran kartını. Değil mi? Öyle bir toplam grafik belleği 4 GB diyor. Ama bir faydası olur mu olmaz mı? Bana bilmiyorum. Açıkçası onu söylemek istiyorum. Yani şu anda ekran kartıyla videolarımı çekiyorum. İşlemcinin nasıl bir faydası var diye sorarsanız işlemci hızlı olduğu için ekran kartına da birazcık yardım etme sağlıyor. O yüzden de ekran kartı rahatlıkla videosunu çekebiliyor. Öncelikle bir benchmark sonuçlarına bir göz atalım arkadaşlar. Merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle bir grafik ayarlarına girelim. Şöyle girmeden önce benchmark şeylerine bir bakalım. Yanlış anlamayın arkadaşlar, şu anda benim ekran kartım çalışıyor üzerinde. Yani takılmalar olabilir. Kayıt programı da zaten değişik şu anda. Bak, hızlı açılmama sebebi var. Evet, görüyorsunuz zaman zaman 34'lere çıkıyor FPS. Tabii video kayıt sırasında biraz bekliyor, evet. İşlemci şu anda felaket yorulduğunu biliyorum. O yüzden fazla da yüklenmek istemiyorum zaten. Evet, 37'leri gördük arkadaşlar. Gerçekten. Şehir içinde biraz düşük olur ama şehir dışına çıktığımız zaman felaket FPS alabiliriz. Hele Çila'nın tepesine çıktığımız zaman tamam abi, bitti yani, gerisini fazla karıştırmayacaksın. Evet, şu anda Luna Park'ta 40'ı gördük. Gayet şu anda oynanabilirlik açısından gayet güzel grafikler. Oyun siz nasıl grafikte, yani siz ayarlamıyorsunuz. Oyun orijinal bir şekilde hangi grafikte ise o şekilde açık burada da. Hiçbir grafik ayarı yapmadım. Olduğu şekilde gösteriyor. Evet, görüyorsunuz 50 FPS'lere kadar çıkıyor. Zaman zaman arada takılmalar olur o kayıttan dolayı. Yani kayıt programı takılıyor arkadaşlar. Bu GTA 5'te çektiğim ilk video. İkinci videoda sesleri daha güzel ayarlama şansım olacak. Şimdi deneme fırsatım yok. Şu anda zaten siz bir de yukarıdaki sarı FPS'i görüyorsunuz. Kenardaki. Artık onu bundan sonra göreceksiniz. Hangi oyunlarda ne kadar FPS alıyorum. Göreceksiniz. Bir operasyon anında nasıl bir FPS veriyormuş hep beraber görüyorsunuz şu anda. Biz sağ sola bakamıyoruz tabi. Evet, bakın arkadaşlar. Yenileme sıkıntısı var. Bazen oluyor. Neden oluyor diye sorarsanız da şu anda felaket yoruluyor işlemci. Evet, şimdi hikaye moduna bir giriş yapalım arkadaşlar.
Olur öyle bakalım. Ha, sıkıntı yok yani. İşi gidip geldi de. Evet. Birazcık da biz kendimiz oynayalım. Şöyle bir test edelim arkadaşlar. Çünkü senden kapıyı utanmaz. Evet. Biraz kendi arabamıza binelim. Biraz dolaşalım isterseniz. Bu kaybolma sıkıntısı benim canımı çok sıkıyor zaten. Bakalım kendi arabamızda kullanırken kaybolacak mı? En can sıkıcı şeylerden birisidir bu. Bana bir tane DPI miydi neydi? Öyle bir mouse lazım. Otomatik kendini otomatik kendini hızlandırabilen bir mouse lazım bana. Abi, ne oluyor lan? Evet, şu anda Grand Theft Auto testini yapıyoruz. Dikkat ederseniz az önce kaybolmayı yalnız şehrin içinde arabayla giderken yaptı. Biz o kadar hızlı yoluna şeylerden geldik. Allah takıldı, hayvan gibi takıldı. Neyse. Oha. Oha. Evet arkadaşlar oluyor bakın. Geç yükleme sorunu var. Bu arada Nvidia'ya güncelleme geldi arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim, bilginiz olsun. Nvidia için güncelleme geldi. Ama ben güncellemedim tabi. Arkadaşlar 2-3 ay sonra falan bir ekran kartı gelecek. Onu da bunların üstüne takıp Apo ile beraber inceleme fırsatımız olur gibi geliyor bana. Çünkü bir tane ekran kartı alacağım buna. Performansı biraz daha arttırmam gerekiyor. Bu şekilde de yetiyor ama yani bildiğin şu anda GTA 5'i oynuyoruz. Siz şu anda nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama bende takılma yok. Belki de şeyde takılabilir. Videoda takılma sıkıntısı olabilir. Bu arada ben oyunun sesini çok duyuyorum ya. Size nasıl geliyor bilmiyorum. Bakın dokular hızlı yüklenemiyor. Bana dokuların hızlı yüklenmesi lazım. O görüntüyü elde etmem lazım. Güle güle, hayvan gibi basıyorum işte o yüzden zaten arabaya. Adamı öldürdük lan. Ne kadar caniyiz be. Şöyle bir gidelim bakalım, otobana bir çıkalım. Nereye gideceğiz? Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş oyunlar çoğalmaya başladı. GTA 5 de gelecek bundan sonra. GTA 5 videolarında göreceksiniz. Yani oyunun de bitme zamanı geldi artık. Ben daha yeni başlıyorum. Kadere bak. Yani artık GTA 5 bile sıkmaya başladı biliyorum sizi. Ama yapacak bir şey yok. Ben oynayamadım çıktığı zamandan beri. Sıkıntı büyük. Evet arkadaşlar, bu işlemciyle GTA 6'yı bile bu bilgisayar kaldırır. Sadece sıkıntı olan ekran kartı. Onu da ileride hallederiz inşallah. Ben pişman değilim. Apo aldığım için pişman değilim. Gram da pişman olmam zaten.
Çünkü ben bunu biliyordum. Bilegini aldım. Yani o yüzden bilegini aldığım bir şeye pişmanlığı olmaz. Felaket döndüm ya. Evet, genel olarak bir sorun yok arkadaşlar. Görüyorsunuz. FPS durumunda da siz takip ediyorsunuz zaten yukarıdan. Görebiliyor musunuz bilmiyorum ama normalde görünüyordu FPS orada. Ben şu anda görüyorum ama siz görüyor musunuz bilmiyorum. Şu araba çok güzel yalnız yanda. Evet, görüyorsunuz kaliteyi. Arada bir az çok kaybolmalar olur arkadaşlar, o önemli değil. Yani bir zahmet de olsun yani. 1 GB 256 bit bir ekran kartıyla oynuyorum şu anda bu oyunu ben. Yalnız araba hışır oldu, daha gidemiyor ki. Ama güzel gitti yani yine de. Grand Theft Auto. Evet arkadaşlar, Outlast bir çıksa ya. Outlast bir çıksa da şunu bir oynasam ya. Deliriyorum oyun için. En çok sevdiğim korku oyunlarından birisi de zaten kendisi. Outlast. Bakalım. Mafia 3 çıksın, gelsin. Bir oynayalım onları. Sizlerle beraber. İnşallah. Of. Bir sıkıntı olmazsa beraber sizleri de bu eğlenceye ortak etmek istiyorum açıkçası. Dışarıdan ses gelebilir ya, böyle bir börtü böcek sesi yeren gelebilir. Doğal çünkü cam açık. Yani yaz mevsimi bir de. Burada yeşillik de çok olduğunda ötüyorlar ya. Evet güzel. Ne yapalım? İsterseniz bir de daha yukarı bir çıkalım ya. Şeyden kurtulalım. Şöyle ben şuradan bir gireyim. Abi yanlış girdim, bir dakika, bir saniye. Araba değiştirsek mi diyeceğim? Neyse bizimkile gidelim, tamam, sıkıntı. Dağlık alanlardaki FPS durumunu göstereceğim size. Bunu hep beraber görelim. Şu anki FPS durumunu hep beraber görüyorsunuz. Yani araba şası yaparmış gibi gidiyor aynı. Gazlıyor, yemiyor. Şu dağa çıkalım mı? Bakalım, çıkalım oraya doğru da. FPS'imizde bir değişiklik olacak mı? Evet, şu anda 40'ları görüyoruz. Ne kadar obje azalırsa o kadar FPS çıkıyor. Bunu buradan söyleyeyim. Zirveye çıktık. Zirveler soğuk olur. Doğru anam doğru. Evet, görüyorsunuz. Grand Theft Auto'yu. Şöyle ben de ne silahlarım var. Bu varmış. Hemen şöyle ben bir ateş edeyim. Kuş vuracağım lan. Vurdum lan. Şu kuşa bir gidelim bakalım. Evet. GTA'daydı herhalde ya. Kuşu vurduğun zaman hemen ölmüyor muydu? Bir şeyler böyle bir can çekişiyordu gibi. Sanırsam vardı öyle bir şey. Çünkü ben Çilanın tepesinden aşağı vurduydum da. Of of of, çok kötü gitti. Lanet olsun, bir vuramadım ben. Küdüktü. Boyun üstü gitti. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. Yani şu anda
Kalite güzel. İyi bir kalitemiz var. GTA 5'e devam edeceğiz arkadaşlar. Ben şimdilik bir test ettim GTA 5'i. Bu sistemle beraber GTA 5 videoları gelmeye devam edecek. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.